2021 Temmuz'unda Türkiye'nin 53 şehrinde 299 tane orman yangını çıktı. Ve o zamandan aklımızda kalan şey Şahan Gökbakar'ın, Haluk Levent'in orman yangınlarının çıktığı yerlere gitmesi ve helikopterleri, uçakları, yangın söndürme araçlarını organize etmeye çalışmasıydı. Ama bizim bu işleri yapması için vergi ödediğimiz devlet kurumlarımız var. Şahan'ın yaptığı şey çok güzeldi. Bütün Türkiye sivil toplumu, bütün vatandaşlar inisiyatif aldılar ve güzel bir şey başardılar. Ama şunu gördük. Devlet kurumları böyle bir doğa olayıyla karşılaşmaya, bunun altından kalkmaya, buna çözüm üretmeye hazır değiller. Ve Türkiye'de bu tarz toplumsal tartışmalar çok hızlı bir şekilde unutulup gidiyor. Ve karar vericilerimizin, bu devlet kurumlarının politikalarını yapan insanların üzerinde doğru politikaları yapmak için bir baskı kalmıyor. Biz de bu yüzden bu video serimizde bir süre önce gündemimize oturmuş ama yakın zamanda unutulmaya başlandığını hissettiğimiz konuların uzmanlarına gidiyoruz. Değiştirilmesi gereken politikalar değiştirildi mi? Atılması gereken adımlar atıldı mı diye soruyoruz. Bu bölümde İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinden Profesör Doktor Doğanay Tolunay ile görüştük ve orman yangınlarının unutulup unutulmadığını sorduk. Çıkan yangınların hem de yanan orman alanlarının yarısının neden yandığını bilmiyoruz. Çıkış sebebi bilinmiyor. Yangınlarla mücadele için ilk yapılması gereken şey o yangınların hiç çıkmamasını sağlamak. Bunları yönelik belirlemeye yönelik de çalışmalar yapılması gerekiyor. Yıllar geçtikçe ormanların daha çok içine giriyoruz. Girdikçe de zarar verme ihtimalimiz artıyor. Ama bazen ormanla etkileşime giren insanlara yapılan küçük bilgilendirmeler bile orman yangınlarını azaltabiliyor. Buğdaylar hasat edildikten sonra harman zamanı telleri keserken kıvılcım çıkıyor ve bu kıvılcımdan samanlar tutuşuyor, oradan da ormana sıçıyor. Bunu tespit ediyor oradaki meslektaşlarımız. Ertesi yıl bu çiftçileri, balya makinesi sahiplerini eğitiyorlar. Yangına nasıl müdahale edersiniz? Yangın söndürücüler veriliyor. 2021 yılında yangın çıkmadı. Ormanların içindeki işletmeler elektrik kullanıyorlar ve bu elektriklerin kilometrelerce uzanan hatlardan geçmesi gerekiyor. Burada çıkan bir kıvılcım bile yangın çıkarabiliyor. Bu yüzden bu elektrik hatlarının sağlam ve regülasyonlara uygun bir şekilde yapıldığının denetlenmesi gerekiyor. Bunlar yapılıyor mu? Maalesef yapılmıyor. Ya da işte yapılıyorsa da çok özenli yapılmıyor. Yapılması gereken ikinci şey de yangına müdahale için gerekli araç ve insan gücünün hazır bulunması. 2019, 2020'de, 2021'de maalesef uçak sayıları azaltıldı. 2020 yılında 2 tane uçak kiralandı. Geçen yılda biri sonradan düştü maalesef. 3 tane uçak kiralandı. Bu sayılar da yetersiz. İşte yer ekipleri önemli. Geçen yıl ve önceki yıllarda da en büyük sorunumuz şuydu. Yeterince aracöz var. Yani yangına gidecek aracözümüz var. Ama içindeki personel sayısı yetersiz. Yani normalde o aracözlerde yangına müdahale sırasında 5 ya da 6 personelin olması gerekiyor. 15-20 dakikada bir personelin değişmesi gerekiyor. Çünkü tabancayı tutan çok yoruluyor. Ama 2'ye düşmüş bu sayı. Ve yangınlarla mücadele için diğer ihtiyacımız da organizasyon tecrübesi. Anlık karar veriyorsunuz ve geçen seneki yangından özellikle Manavgat'ta çıkan yangından bir gün sonra Muğla'da çıkan yangının sebebi bir organizasyon hatasıydı. Manavgat'ta çıkan yangın çok büyüdü, çok hızlı ilerledi ve kamuoyundan da ne oluyoruz gibi baskı gelince maalesef şöyle bir panik havası oldu. Çevre illerdeki bütün helikopterler, yer ekipleri, aracözler, personellerin bir kısmı Manavgat'a çağrıldı. Oradaki ekipleri çektiğiniz zaman, helikopterleri çektiğiniz zaman orasının savunmasını zayıflatmış oluyorsunuz. Nitekim bir gün sonra 29 Temmuz'da Marmaris'te yangın çıktı. Ama bir tane helikopter vardı. Yer ekiplerinin yarısı Antalya'ya gönderilmişti. Müdahale gücünüz zayıfladığı için geç kaldınız ya da zamanında müdahale edemediniz ve yangın büyüdü. Geçen yılki ve daha önceki hatalarımızdan ders çıkarıp çıkarmadığımızı henüz bilmiyoruz. İklim değişikliği yüzünden uzmanlar orman yangınlarını ve sel felaketi gibi doğa olaylarının giderek artacağı konusunda bizi uyarıyor. Ve eğer hazırlıklı olursak bu doğa olayları ve felaketler geldiği zaman can kayıplarını ve mal kayıplarını minimize edebiliriz.